1969 model. Askerden gelince Sivrihisar'a gittim. Sivrihisar'da birinci elden bir arkadaştan aldım. Hemen 40-42 seneden beri ben kullanmaktayım. Kışın yalnız kar, kış, yağmur göstermem. Aktif olarak kullanıyorum. Ben bundan Antalya'ya 7 defa festivale gittim. Bunun bende 3,5 çift silindir de var. Bazen onu takarım, bazen bunu takarım. Kafama göre takılırım. Bu bir hastalık ya, bir hastalık. Ben mobiletle başladım. Sivrihisar'a gittiğim zaman bir tane Ceylan aldım. Baktım motorları iyi, hoşuma gidiyor. Ondan sonra bunu aldım. Bakımını yaptım işte. Bayağı 7-8 sene oldu toplayalı. Gözüm gibi bakarım yani. Gece rüyalarıma girer. 10 kilo aşağıdan koşarak giderim, motoru çalıyorlar diye. Bakarım motor yerinde. Silerim, kalkarım, gider yatağıma yatarım. Bacağımda rahatsızlığım var. Bacağımda bir şey olsa hanıma bahsettim. Dedim eğer ayağıma bir şey olursa dedim, motorun yağını boşaltsa direkt salona koyacağız dedim. Çocuklara vasiyetim var. Her gün temizlerim. Her gün. Kolay kolay da beni üzmez. Yolda devamlı benimle konuşur. Şuramda şu var, buramda bu var diye iş. Mesela bu pazar günü benim oğlan geldi Ankara'dan. Onun da motoru var. Buradan bir çıktık. 180 kilometre yolu gittik. En son dağlardan gide gide Bozcuk'a gittik. Bozcuk'ta kokoreç yedik. Kokoreç yedikten sonra Bozcuk'tan bir tıkadım. Buraya Eskişehir'e kadar gaz kesmemek şartıyla 100-110. Daha sesini dahi değiştirmedi. Hiçbir yerinden de yağ yoğurt atmadı. Bunu ben parayla değer bir şey yapmam. Bana 5 tane de araba verseler, 5 tane de motor verseler ben bunu vermem. Ama ben ölünce çoluk çocuk ne var bilemem. Benim gözümde daha bir başka, oğlum gibi ben. O adam altında BMW araba var, BMW arabayla değişem der. Yok dedim kardeşim, sağ ol, değişmem ben. Ben onun sesini duymaca yaşayamam ki. Ben onunla yaşarım. Benim oğlum var, ben aldığımda 13-14 yaşındaydı. Bunun o zaman çift silindir takıldı. Sabahleyin işe giderken bujilerin yerlerini değiştirdim binmesin diye. Oğlumdan bile kıskanırım yani. Çok, çünkü bunlar kuvvetli motor, yeltek motor. Yani dilinden anlamazsan, şeyinden anlamazsan altından kayıverir, gider. Ya yenge işte silerken oramı buramı batırıp yağlarım yoğurtları, bıktım bu motorun yağından yoğurdundandır. Bende de bir temizlik, buna temiz olmadığı zaman ben binemem. Ya motorun yerine bir şey olsa ben uyuyamam o gece. Mesela burada Rauf Ustam var, oğlu Tuncay Yener var. Benim motoruma bir şey olsa ben buraya gelem, vay emin bu motoruna gelen bir şey olmuş, hemen halleden der. Hemen kapıdan geri girmez, neyi varsa hemen hallederler anında. Kendim de iyi kötü dilinden anlarım, sökerim, takarım. Yani yılların tecrübesi var iyi kötü, usta olmasak da belirli bir tecrübe var.